Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için Strong marka, şöyle göstereyim. Strong marka motosiklet airbag ceketi tanıtacağız. Airbag özelliği olan kaza anında sizin hayatınızı kurtaracak çok önemli bir ürün. Her motorcunun kullanması gereken bir ürün. Hemen şöyle yavaştan göstereyim. Burada gördüğünüz gibi ekstra bir mekanizma var. Burada bir tel var. Bu teli çelik tel bu arada. Bunu motosikletinize bağlıyorsunuz. Motosikletinizden ayrıldığınız anda, yani düştüğünüz anda bu mekanizma yerinden çıkıyor ve hava yastığını şişiriyor. Gördüğünüz gibi içerisinde bir tüp var. 33 gramlık CO2 tüpümüz var. Biraz büyük. Büyük olmasının avantajı da şu oluyor. 80 ile 100 milisaniye içerisinde ceketiniz şişiyor ve siz çarpma anında yere düşmeden zaten ceketiniz şişmiş oluyor. Çok önemli bir durum. Yani o hız, o süre. Buradaki gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Buradaki misket gibi bir parça var. Bu yerinden fırlıyor. Arkadaki yay sistemi direkt olarak tüpü patlatıyor ve o havada tabii ki ceketin içerisine doluyor. Bunu nasıl takıldığı, nasıl yapıldığını devamında, videonun devamında size göstereceğim. Bir kere de patlatacağız ki nasıl olduğunu görmüş olun. Dış kısmından başlayalım. Ön kısımda bu şekilde reflektif alanlar var. Reflektif alanlar trafikte bizim daha görünür olmamızı sağlıyor. Özellikle gece sürüşlerinde. Arka kısımda da gördüğünüz gibi aynı büyük reflektif alanlarımız var. Bu şekilde. Büyükler, yani araba farı geldiğinde bayağı parlayacak. Bu şekilde bana özel olarak badge hazırlamışlar. Bu da reflektif. Bu da kişiye göre istenen isme yapılabiliyormuş. Markanın söylediğine göre, firmanın söylediğine göre. Bu da böyle. Sonradan değiştirilebiliyor. Yani isterseniz daha sonra çırt çırtla değiştirip çıkartıp kafanıza göre kendi grubunuzun adını veya işte ön kısma kan grubunuzu, isminizi yazabilirsiniz. Genelde bunu çok kullanıyorlar. Motosiklet grupları özellikle. İç kısmında hava alabilen bir astarımız var. Bu kısım çok önemli. Hava alabilen astar olması avantaj. Çünkü sıcak havalarda, sürüşlerde içerisinde hava dolaşımı olması ve terletmemesi çok önemli bir kısım. Bu arada kol kısımları da bayağı geniş. Çünkü bu ürün motosiklet ceketinizin üzerine giyiliyor. Yani motosiklet ceketinin içerisine giyerseniz tam anlamıyla şişmeyebilir. Çünkü çok dar alan, ceketin içerisi dar olabilir. Ceketinizin üzerine giydiğinizde tam performans alabilirsiniz. Önerilen şey de tamamıyla ceketinizin üzerine giymeniz. Kol kısımları bayağı geniş, hava alabilmesi için rahatlıkla. Bu arada ön kısım tekstil malzeme su geçirmiyor. Buna 660D lüks deniyor bu kumaşa. Bu kumaşın yırtılmaya, delinmeye çok dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bu arada bu D denen şey, yani 660D denen şey bir ölçü birimi. Ben bunu biraz araştırdım internette. Deniye diye tercüme ediliyor Türkçe'ye. Bu da ipliğin, yani tekstil malzemedeki, kumaştaki ipliğin kalınlığı ve ağırlığını ifade ettiği söyleniyor. Yani örnek veriyorum, 300D olan bir kumaşla 600D olan bir kumaş arasındaki fark, 600 olan çok daha sağlam ve dayanıklılığı çok daha yüksek olmuş oluyor. Bunda da 660D lüks ismindeki kumaşı kullanmışlar. Bu da çok daha sürtünmeye dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Şişen hava yastığı kısmı ise bu kumaşın içerisinde, yani o hava yastığının patlamaması için dışındaki bu kısım hava yastığını koruyor. Şöyle yanlardaki fermuarlardan size açarak materyali gösterebilirim. Şöyle. Asıl şişen parça burası. Bu da çok özel bir materyal. Yani böyle çok yumuşak bir şey gibi görünüyor. Şişme normal bir şey gibi görünüyor. Bu tamamıyla CE sertifikalı, can yeleklerinde kullanılan materyalle aynı. Yani bunun üzerinden bir otomobil bile geçse patlamıyor. Çok dayanıklı bir malzeme. Orta kısımda da iki tane bulunuyor. Şöyle göstereyim. Bu kısım zaten omurilik bölümü. Omuriliklerin yanlarında şu kısımlarda tekrar hava yastıklarımız var. Bu kısımlarda aynı şekilde. Zaten bunun içerisinde normal ceketiniz olacağı için sırtınızı o koruyacaktır. Onun dışında da ekstra bir katman olacak. Yan kısımlarda gördüğünüz gibi esnek alanlar var, lastikler var. Bunu ceketinize göre, belinize göre rahatlıkla genişletip kısaltabilir, küçültebilirsiniz. Bu da çok daha rahat bir şekilde vücudunuza yanlardan oturmasını sağlıyor. Böyle rüzgarla sağa sola sallanıp sizi motor sürerken rahatsız etmemesi için önemli bir özellik. Ceketin herhangi bir kullanım ömrü yok. Yani bir kez patladığında ceketi kullanamıyorsunuz diye bir durum yok. İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Yani buradaki tüpü, sadece bu tüpü yenileyerek tekrar kullanabilirsiniz. Normal otomobillerde olan airbagler gibi bir kullanımlık ömrü yok. Bu da güzel bir şey tabii ki. Yani bir kez düştünüz, ceketinizi tüpü değiştirerek tekrar kullanabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Şimdi hemen tüp kısmının nasıl olduğunu size göstereceğim. Nasıl takıldığını ve nasıl patladığını, mekanizmanı göstereceğim.
Patlama olduktan sonra bu misket mekanizmadan çıkıyor. Böyle bir parça. Buradaki yaylı mekanizmayı tutuyor. Bunun içerisinde de şöyle yakından göstereceğim. Şöyle bir iğne var. Bu iğne tüpün önündeki bu kısmı saplanıyor ve tüpün içindeki bütün gazı hava yastığının içine gönderiyor. Bunu nasıl yeniliyoruz? Hemen şöyle göstereyim. Burada bir dönen bir parça var. Bunu geri alıyoruz. İçerisindeki parçayı da size göstereyim hemen. Evet. Böyle bir yay var. Bayağı sert bir yay. Sıkı bir yay. Bunun içine gönderiyoruz. Ve tabii ki bu kısmı biraz şöyle önden yandan iterek geri alıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle parça. Bunu tekrar buradan gönderiyoruz. Buraya oturtuyoruz. Ve arkadan yayı tekrar bağlıyoruz. Bu sayede ne oluyor? Buradaki iğne geri gitmiş oluyor gördüğünüz gibi. Şunu oturtalım. Bunu sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Bayağı sık olması lazım. Yani işin doğrusu biraz alet yardımıyla sıksak da olur. Dişler hiç görünmeyecek kadar içine girmesi lazım. Ama şurada bir boşluk olsa iyi olur. Çünkü çok sık olması da misketin yerinden çıkmasını engelleyebilir. Ben sıkabildiğim kadar sıktım. Ve arkasından tüpü yerine gönderiyoruz. Şöyle. Burada şöyle bir durum var. Bir kısmı dışarıda kalabilir. Bu da önemli değil. Her türlü patlayacağını söylüyorlar. Bu normal. Yani herhangi bir kaçak olmayacaktır. Bu şekilde sıkıyoruz. Tamamıyla iyice sıkıştırdım ve bu şekilde bırakıyoruz. Bu şu anda ikinci patlamaya hazır. Bir de tabii yanında gelen sertifikalar var. Onlardan da bahsedeceğim. Şöyle üzerindeki etikette kaza anında arabanın üzerine uçuyorsunuz. Yere düşene kadar yastık şişmiş oluyor. Şurada herhalde şişiyor. Umarım siz uçmazsınız böyle. Tabii eğlenceli bir şey değil. Yanında tabii CE sertifikası var. Bu da çok önemli bir şey. Bu tip bir motosiklet ekipmanı için, güvenlik ekipmanı için ve yanında ISO belgeleri var. Bunlar da önemli. Yani bu ürünün test edildiği, onaylandığı anlamına geliyor. Bu da güvenli olduğu anlamına geliyor. Üretim kalitesi bayağı sağlam. Bu arada firmadan bir miktar kumaş aldım, kumaş istedim. Yani bunun çok dayanıklı olduğunu iddia ettiler. Ben de biraz denemek istedim. Bir önce yırtmayı deneyeceğim ellerimle. Bayağı bir zor. Yırtılmaz, delinmez, aşınmaz dediler. Yani güçlü olduğumu düşünüyorum ama gerçekten yırtılmıyor. Neyse biraz buna işkence yapacağım şimdi. Bunları da sizlere göstereyim. Ve tabii kumaş beklediğim gibi tahminlerimi boşa çıkarmadı. Bayağı sağlamdı. En başta bir kazıkla denedim. Metal bir kazıkla delmeyi denedim. Onu da bir başarı elde edemedik maalesef. Sonra levye ile delmeyi denedim. Tabii levyede bir şey olmadı. Altını özellikle kum seçtim. Çünkü bir şey saplanırsa arkasına geçmesini istedim. Böyle beton olsa saplanamayacaktı. Sonra kürekle denedim. En son bu sivri uçlu bir tırpanla denedim. Tırpan tabii çok sivri uçları olduğu için deldi. Yani bunu da tabii biliyorsunuz. Kurşun geçirmez olarak satmıyorlar. O yüzden böyle bir şeyin olması muhtemel. Ama sürtünmede ve bu şekilde çekmede, itmede ve sert cisimlerde, yani sivri ve sert olan cisimlerde belli bir yere kadar bayağı iyi bir performansı var. Kumaş anlatıldığı kadar sağlam. Kesinlikle memnun edici bir düzeyde. Şimdi biraz da yolda çıkalım, yollarda biraz dolaşalım. Üzerimizde nasıl olduğunu, nasıl göründüğünü, ceketin üzerine nasıl göründüğünü özellikle size göstermek istiyorum ki bir de şöyle bir soru işareti insanların aklına takılıyor genellikle. Beden durumu. Bunu ceketin üzerine giyeceksem hangi beden olmalı? Ben motosiklet ceketimde large beden giyiyorum. Bunun da bedeni large. Ben de çok arada kaldım. Medium mu olur, large mı olur diye. Arada kalmıştım ama large bedeni aldım. Tam olarak uydu. Rahatlıkla hareketimi de hiç engellemiyor. Evet, airbag ceketimiz üzerimizde. Şöyle dışarıdan da nasıl göründüğünü sizlere göstermek istedim. Bayağı rahat. Şu anda üzerinde yazlık bir motosiklet ceketi var. Onunla birlikte çok güzel hava alıyor. Herhangi bir rahatsızlık yok. Normalde rüzgar ve hava geçirmiyor ön kısmı. Ama şu anda kol altlarında yanlardan giren havayla bayağı serinim. Bayağı 30 derece yakın şu an hava sıcaklığı ama ferah yani. 50-60 km hızlarla seyrediyorum. Bu arada ceketin hava kısmını yani test etmek için patlattığımda iki kez patlattım. Birinci de alttaki mekanizmayı çok fazla sıkmamıştım. Tüpü patlattığımda tüpteki iz çok küçüktü. Yani tüp tam delinmemişti. Ben de tam olarak o alttaki mekanizma yani vidanın, cıvatanın böyle sonuna kadar sıkılması gerektiğini anladım.
Sonuna kadar sıkarak test ettiğimde ise daha düzgün bir sonuç verdi. Yani daha çabuk şişti. O yüzden oraya dikkatinizi çekerim. Orada tamamıyla sıkmak daha avantajlı. Yani bayağı bir patlama süresini, şişme süresini bayağı bir etkiliyor. Airbag ceketle ilgili bütün detayları anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur, faydalı olmuştur alacak arkadaşlar için. İleride elimize geçerse bunların elektronik versiyonlarını da incelemeyi düşünüyorum. Yani arada bir tel mekanizması yok, bir pimi çeken bir mekanizma yok. Direkt olarak elektronik. Onları da incelediğimde tabii ki YouTube kanalımda yayınlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da ve Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.